Rahim. Yüce Mevlamıza hamdü senalar ederim. Aziz Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz, Hazreti Muhammed'e salat ve selam ederim. Sevgili kardeşlerim, Müslüman olmak bedenimiz, ruhumuz, mallarımız ve de toplumsal hayatımız üzerinde Yüce Mevlamızın, Rabbimizin hakimiyetini onaylamaktır. Yüce Mevlamızın üzerimizdeki hakimiyetini onaylamanın anlamı onun emirleri ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlemektir. Rabbimizin emirleri ve yasaklarının bir bölümü de cinsel hayatımızla ilgilidir. Bu sebeple Rabbimizin cinsel hayatımızla alakalı emirleri ve yasaklarını öğrenmek biz müminlere farzı ayın bir görevdir. Öğrenmemiz gereken ilahi emirler ve yasaklara göre cinsel hayatımızı düzene sokmamız da bizim için ibadettir. Biliyorsunuz ya da bilmemiz gerektiği üzere ibadet yüce Rabbimizin ve aziz peygamberimizin emirleri ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlemektir. Sizler bu amaçla hazırladığımız İslam'a göre cinsel hayat isimli eserimizi izleyeceksiniz. Sizinle tanışmayı diledik. Bunun için bu söyleşiyi yaptık. Ancak söyleşimizde faydayı içersin diye bize bugüne dek yöneltilen soruların bir kısmını cevaplandırmaya çalışacağız. Bu sohbetimizin hakkımızda ve hakkınızda hayırlara vesile olmasını yücem evlamızdan niyaz ediyorum. Evet kızım Sorularınızı yöneltmeye başlayabilirsiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, İslam'a göre cinsel hayat dediniz ama bizim inancımıza göre cinsel hayat evlilikle başlıyor. Evlilik acaba e, İslami bir gereklilik midir? Özellikle son senelerde de evlilik yaşının biraz yükseldiğini düşünürsek eğer, bunun nasıl bir gereklilik olduğu konusunda biraz aydınlatabilir misiniz bizi? Hay hay. Evlilik insan doğasının bir gereği ve de yüce dinimizin bir emridir. Evet. İslam dinini ana hatlarıyla incelediğimiz zaman görürüz ki yüce dinimiz aile hayatı üzerine oturtmuştur insanlığa sunduğu yaşam düzenini. <laughs> Ana, baba ve çocuklarla alakalı ilahi hükümler, miras, <laughs> zina, eşcinsellik ve lezbiyenlik yasaklarının alternatifi, bütün bunlar evlilik hayatı çevresinde yer almaktadır. Evet. Evlilik hayatı yoksa ilahi buyrukların çok büyük bir bölümü muhataplarını yitirir demektir. Hı hı. Bu itibarla dinimizde evlilik İslami bir gerekliliktir. Özel ifadesiyle farz bir görevdir. Ancak Hayır. bu farz görev olarak görevimiz olması için üç şart ileri sürülmektedir. Bunlardan biri cinsel güç. <laughs> cinsel bakımdan iktidarı olmayan insanların evlilik gereği Tabii olarak yoktur. Bir diğer şart kişinin evlendiğinde eşinin nafakasını temin edebilecek mali güçte olmasıdır. Evet. Bildiğimiz üzere ya da bilmemiz <laughs> gerektiği üzere ailenin kuruluş masraflarını ve de nafakasını üstlenme konumunda olan erkektir. Evet. Ancak yaşadığımız toplum düzeninde elbette ki kadın da yardımcı olabilir. Yardımcı olduğu ölçüde de bir kültürel cihadın sahibi olmuş olur. Evet. Bunu da ilave edelim. Bir Üçüncü şart yani Evlilik, cinsel genç, güç, mesaj. mali güç <laughs> ve bir de eşe zulmedilmeyeceği konusunda yargımız. <laughs> yani ahlaki düşüklüğümüz bizce de e, müsellemse evet. alacağımız eşi tedirgin edeceğimiz, onu mutsuz edici imiz yargısını e, taşıyorsak, bu yargıyı içimiz. taşıyorsak hı hı. evlilik ertelenebilir. Ancak bu üç şartın gerçekleşmesi durumunda Müslümanın evliliği farz bir görevdir. Bu konuda çok çok açıklamalar yapmamız mümkündür. İslam bilgileri cinsel arzuların şiddetlenmesi ve de e, zinaya düşme tehlikesi ortaya çıktığında evliliğin farz ayin olduğunu ifade ederler. Evet. Aslında bu kayıtsız şartsız evlilik, özetlediğimiz şartlar muajresinde farzdır demektir. <laughs> Çünkü hiçbir insan cinsellik konusunda da günahlara düşmeyeceği garantisini, e, garantisi mi? içine giremez. <laughs> Hz. Yusuf aleyhisselama Züleyha'nın rağbet ettiğini hepimiz biliyoruz. Evet. Hz. Yusuf Züleyha'nın arzusuna cevap vermedi. Ama bu konu işlenirken Rabbimiz şöyle buyurur. Estaizu billah. Ve lekad bihi ve biha Yusuf'a meyletti. Eğer Rabbimden bir uyarı, manevi bir dürtü almasaydı hı hı. Yusuf da Züleyha'ya mail edecek idi. Evet. Buyurulması bu durumu gösterir. Kaldı ki büyük Kur'an müfessiri İbni Abbas <laughs> Estaizu billah ve hulikal insanu daifa insan zayıf yaratılmış bir varlıktır ayetine getirdiği izahda Özellikle cinsel arzularını gempleme noktasında hı hı. zayıf yaratılmış bir varlıktır şeklinde yorumlamaktadır. Zannederim bu sualinizin cevabı verilmiş oldu. Evet hocam teşekkür ediyorum. Peki cünüplüğün giderilmesi de İslami bir görev mi? İslamiyet içerisinde evliliğin çok büyük bir gereklilik olduğundan bahsettiniz. Bu da herhalde diğer gerekliliklerden bir tanesini söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşim. Buyurun. Cünüplülük özel bir haldir. Cünüplüğü gusül abdesti veya yeni neslin ifadesiyle boy abdesti alınarak giderilmesi yüce Rabbimizin emridir. Evet. Dolayısıyla cünüplüğün boy abdesti alınarak giderilmesi bizim için namaz kılmak oruç tutmak gibi bir ibadettir. Evet. Kur'an'ımızın Maide Suresinin 6. ayetinde Yüce Mevlamız Estaizu Billah ve in küntüm cünüben fettah aru buyurur. Cünüp olduğunuzda boy abdesti alınız. <laughs> Tekrar edelim. İster namaz kılalım, ister kılmayalım. Evet. Biliyorsunuz namaz kılmak için cünüplüğün boy abdesti alınarak giderilmesi gereklidir. Ancak bir Müslümanın namaz kılmama hali düşünülememekle birlikte <laughs> namaz kılmadığını var e, varsaysak bile kişi bağım, namazdan bağımsız olarak cünüplük halinde iken boy abdesti alarak cünüplüğünü gidermesi dinimizin yüklediği temel bir görevdir. Evet. Peki hocam konuşmanızın başında bunun özel bir hal olduğunu söylediniz. Bu özel hal nasıl oluşuyor? Hangi şartlar altında? Güzel kızım benim Yedi tane kızım var. Evet. En büyüğü 43, en küçüğü belki senden de büyük, 23-24 yaşında. Evet. Peygamberimiz Allah gerçeklerin dile getirilmesinden ötürü utanılmasını gerekli kılmamıştır buyuruyor. Evet. Erkekler ve kadınlar için utanma duygusu fevkalade önemli ve de imanımızdan kaynaklanan bir duygudur. Ancak utanma cehalete yol açmamalıdır. Evet. Sevgili annemiz Hazreti Aişe ensar kadınlarını överken şu gerekçeyi ileri sürmüştür. Onlar ne muhterem hanımefendiler idi ki Allah onlardan razı olsun utanmaları onları dinlerini öğrenmekten alıkoymadı. Evet. Cünüplük başlıca iki şekilde oluşur. Bunlardan bir tanesi meni dediğimiz hayat maddesinin vücuttan çıkışı ile. Meni özel bir e, maddedir. Özel bir biçimde Hazın refakati ile çıkar. Gerek erkende ve gerekse kadında ayrı ayrı zuhuru vardır. Cinsel literatürde boşaltma dediğimiz olayla ortaya çıkan bir durumdur. Demek ki mini zuhuru cünüplüğü gerektirir. Burada çok çok ...yıllardan beri çok çok sorulan bir soru da şudur... Buyurun. ...Allah gerçeklerin dile getirilmesinde utanılmasını... E, ...görev olarak yüklemiyor, biz de açıklayalım... ...zaman zaman e, insanlar karşı cinse bakışlarında... ...veya e, izlenmeleri caiz olup olmaması ayrı bir konu olan... E, filmler e, izlenmesi durumunda e, duyulacak cinsel has sonucu farkına varılmadan bir vücutta çıkış olur. <laughs> e, meviyi andıran bir maddemsi e, madde var, sıvı var ona mezi diyoruz. Bu yıkanmayı gerektirmez. Yani irademizin dışında cinsel azdan ötürü gelen ve dini literatürümüzde mezi denen olgudan ötürü yıkanma gerekmez. Ama e, biraz önce ifade ettiğimiz özel bir gelişi olan meni cünüplüğü gerektirir. Dolayısıyla da cünüplük yıkanmayı gerektirir. Bir ikinci konu, bunu bütün mümin kardeşlerimiz bilmeli. Karı koca arasında boşalma olsun veya olmasın. ilişki gerçekleştiği andan itibaren manen cünüplük oluşur. Evet. Böylece oluşan cünüplük de ne yapar? Yıkanmayı gerektirir. <laughs> Birinci hal rüyalanma yoluyla olabilir. Meni çıkışı rüyalanma yoluyla olabilir, ilişki yola bir yoluyla olabilir, e, bakış yoluyla olabilir, düşünce yoluyla olabilir, gözlem yoluyla olabilir. Her ne şekilde olursa olsun e, meni çıkışı cünüklüğü gerektirir. Ama ilişkide böyle değil. İlişkide boşaltma olsun olmasın ilişki vücuda geldiği an cünüplük oluşur. Burada yıkanmayı gerektiren bir üçüncü durum da kadınlarımızın özel günlerinin bitimidir. <laughs> Adet ayinin bitimi Bakara suresinin 222. ayetindeki feiza tatta arne kaydına dayanılarak ...ifadelendirilecek olursa adet aleynin bitiminde yıkanılması da nedir? Farz bir görevdir. Gerçi o özel al cünüplük olarak nitelene, nitelenemez. Cünüplüğün oluşumu farklı bir olgudur. Bu ise adet aley ise malum irade dışı gelir, irade dışı e, noktalanır noktalandığında yıkanılması e, ilgili kardeşlerimizin dini, İslami görevi olmuş olur. Evet. Hocam, e, biraz önce hanımlardan da bahsettiniz. E, Cünüplük sırasında belki pek çok insanın aklını kurcalayan sorulardan da birisi bu. Acaba çocuk emzirilebilir mi? Onun da ötesinde daha gündelik hayata yakın bir şey. Yenilebilir, içilebilir mi? Cünüplük halinde genel kural yenilebilir içilebilir uyunabilir olmasıdır <laughs> ve çocuk emzirilebilmesidir evet. ancak bunun ideal biçimini sevgili peygamberimiz bize öğretmişlerdir cünüplük hali oluştuğunda yıkanılması doğru olandır Tercih edilmesi gerekendir. Evet. Ama e, pek çok engeller ortaya çıkabilir. Erteleme söz konusu olabilir. Kişinin yemesi, içmesi gerekebilir. Uyuması icap edebilir. Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar. Cünüplük halinde üreme organı yıkanır. Namaz abdesti gibi abdest alınır. Eğer abdest almak için su hazır değilse teyemmüm yapılır. Böylece yenir, içilir ve uyunabilir. Evet. İdeal olan daha tercih edilmesi gereken cünüplük sonrasında üreme organının yıkanması veya bir bezle e, temizliğinin yapılması abdest veya su hazır değilse teyemmüm yapılıp yenilmesi, içilmesidir. Annelerimizin göğüslerini ıslak bir bezle temizledikten sonra çocuklarını emzirmelerinde bir sakınca yok. Burada bir e, soruyu da cevaplandırmış olayım. Buyurun. O da cünüplük halinde iken çocuk emzirilmesini halkımız çocuğa haram lokma yedirme şeklinde değerlendiriyor. Evet. Böyle değildir. Haram lokma yedirilmesi demek haram kazançlarla beslenen vücutta oluşan sütün emzirilmesi evet. demektir. Yoksa hayat İslam'da kolaylıklar üzerine oturmuştur. Anne ...yıkanması gerekiyor. E, çocuk feryat ediyor. Çocuk dur... ...bilmez, anlamaz. E, çocuğun ızdırabının giderilmesi lazım. Ne yapacaktır anne? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi... ...bu arada abdest alamıyor. Çok da durum acilse... ...doğrudan da... E, ...çocuğu emzirebilir. Bir sabah namazında... Bu arada ifade edelim. Aziz evet. peygamberimizin döneminde kadınlar vakit namazlarına, cuma ve bayram namazlarında ve de cenaze namazlarına katılırlardı. Evet. Vakit namazlarında yatsı ve sabah namazlarına da muntazaman gelirlerdi. Yapılan yeni bir tespite göre evet. erkeklerle oran şöyle idi. Yüzde altmış erkekler yüzde kırkla kadınların cemaate katılma oranı vardı. Evet. Bir sabah peygamberimiz, efendimiz mutadının dışında çabucak sabah namazını kıldırdı. Ya Resulallah neden böyle oldu diye sorduklarında çocuk ağlamasını işitmediniz mi? Çabucak kıldırıp annesini rahatlatmak istedim buyuruyor. Evet. Peygamberimiz Efendimiz. Hal böyle olunca elbette ki anne cünüplük halinde arada yıkan, yıkanamıyor, abdest de alamıyor çocuk feryat ise tabi olarak emzirecektir. <laughs> Evet. Peki hocam cünüplükten ötürü gereken boy abdesti ertelenebilir mi? Yani siz biraz ertelemeden bahsettiniz. Gerçi bunun şartlarının oluşması evet. lazım ama ne kadar süre içinde? Evet. Süresi ne kadar olur? Evet, Bu arada sevgili peygamberimiz cünüp kişiye rahmet melekleri yaklaşmaz. Cünüp olan eve rahmet melekleri girmez buyurur. Evet. Doğrudur. Ama hangi cünübe hangi cünübün olduğu eve rahmet melekleri yaklaşmaz? Bu sorunun cevabı da yapacağımız açıklama ile e, açıklık kazanacak. Evet, buyurun. İki namaz vakti arası vakit yıkanma ertelenebilir. Örneklendirelim. Buyurun. Yanlış anlaşılmaması için yatsıdan sonra saat 11'de cünüplük hainin oluştuğunu düşünelim. Bu yıkanma ne zamana kadar ertelenebilir? Bu yıkanma banyo alıp da sabah namazını kılacağımız vakte kadar ertelenebilir güneşin 06'da doğduğunu farz edelim. Evet. Gece saat 23'te cünüplük gerekli, cünüplük oluştu, yıkanma gerekiyor. Saat 23'ten ertesi sabah saat 5.30'a kadar, 5 kadar <laughs> ertelenebilir. Yarım saat içinde banyo alınıp namaz kılabilme imkanı oluşsun için. Bir diğer örnek verelim. Buyurun. Sabah namazı güneş doğduktan sonra saat altı buçukta cünüplük oluştu. Evet. Ne zamana kadar zaruret ayinde bu erteleme yapılabilir? Öğlen ezanı okununca dek veya veya öğlen namazının kılınacağı ana kadar evet. yine banyo alıp nihai vaktinde öğlen namazını kılma imkanını bulacağımız vakte kadar. Evet. Öğle ezanının saat birde e, saat dörde kadar da öğle namazının kılınabileceğini e, varsayarsak altı buçukta oluşan cünüplükten ötürü saat üç ama tercihimiz saat 1'e kadar evet. yıkatmanın yapılmış olmasıdır. Evet. Peki hocam nasıl boy abdesti alınır en doğru şekilde? Şimdi en doğru şeklini önce izah edelim. Sonra da en kısa şeklini evet, verelim. Boy abdesti alma niyeti ile banyoya girmek, niyet etmek demektir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim denir. Ondan sonra ön ve arka yıkanır. Mahremi bölgelerimiz. Ondan sonra eller yıkanıp Namaz abdesti gibi abdest alınır. Evet. Fakat ağza verilen su boğaza, burna verilen su genizlere kadar ulaştırılır ve sümkürülür. Evet. Ondan sonra baştan başlamak ve sağ organları takip ederek bütün vücut yıkanır. <laughs> Bu ideal şekliyle e, yıkanmadır ama... Diyelim ki biz bunları yaşadık. Yeni evet. nesil bilmiyor ama biz yaşadık. Evet. Belki Anadolu'da yaşatmıyor. Kişinin elinde iki litrelik bir su var. Bununla yıkanacaktır. Evet. O ağzına su verir. burnunu evet. da su verir. Ondan sonra bütün vücudu yıkar. Böylece yıkanma gerçekleşmiş olur. Evet. Ama... Biraz önce söylediğimiz besmele çekilir. Ön ve arka yıkanır. Namaz abdesi gibi abdest alınır. Ondan sonra da bütün vücut baştan aşağı sağ organlar takip edilerek yıkanma gerçekleştirilir. Evet. Anlaşılmayan nokta var mı? Yok hocam. Tamam. Sadece aklıma takılan şu var. Oje, oje kadınların ellerine sürdükleri oje, acaba o abdestini engeller mi? Oje, kadının tırnaklarının tabii yapısına ulaşımını engelliyor ise evet abdesti de engeller mi? Boy abdestini de engeller. Hı hı. Onun için çıkarılması lazım. Bu arada ifade edeyim. Buyurun. Hanımefendilerin eşleri için makyajlanmaları er kocalarını bu toplumun diğer kadınlarından korumaları onların cihat görevidir. Evet. Kocalarını ihmal etmesinler. Ama makyajlarımızı da e, haram sınırlara vardıracak ya da boy abdestinin geçerli olmasını engelleyecek biçimlere de dönüştürmemelidirler. <laughs> Ama kocamın böyle bir arzusu var diyorsa ondan sonra da zahmeti evet. üstlenerek ojesini çıkarsın. Evet. Ama yarın bir oje çıkar da eee su geçirebilirse, o geçirebilirse mu? o zaman e, bir mahsur kalmaz. Evet. Peki hocam, eşler arasında ilişkinin yasak olduğu zamanlar ve mekanlar var mı kadın erkek açısından? Eşler arasında zaman olarak hiçbir yasak dönem yoktur. Evet. Kandil geceleri ve de bayram geceleri dahil arzu ediliyor, ihtiyaç duyuluyorsa ilişkiye girilebilir. Ancak benim bir tavsiyem var. O da yine aziz peygamberimizin uygulamalarından hareketle ...çıkardığım bir tavsiye... ...kadir gecesi... ...olduğuna inandığımız... ...gecenin de... ...ertelenmesi... ...tavsiyemdir. <laughs> Biliyorsunuz... ...kadir gecesi zaten... ...muayyen bir gece değil. Evet. Biz Ramazan'ın 27. gecesini... ...Rabbimizin lütfuna sığınarak... ...kadir gecesi olarak... ...değerlendiriyoruz. Aziz Peygamberimiz ailevi ilişkilerini muntazam sürdürmekle birlikte Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girer. Daha bir ibadete kendisini verirlerdi. Evet. Annelerimizin ifadelerinden bunu öğreniyoruz. Bu da bize gösteriyor ki Ramazan'ın son 10 günü itikafa giremiyorsak ve de 27. gecenin Kadir gecesi olduğuna dair bir inancımızı da hayatımıza hakim kılıyorsak yasak vardır demiyorum. Evet. Ama ibadetin bu biçimine namaz ve dua biçimine ağırlık verilmesi lazım. Bu arada dua ve namaz biçimine kaydını şunun için koydum. Buyurun. Eşler arasında ilişki de bir ibadettir. Evet. Neden? Çünkü Müslümanların zina, eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi haramlardan korunmaları nasıl bir ibadetse ihtiyaçlarını eşlerin biri birlerinden karşılaması da bunun gibi peygamberimizin ifadesiyle ibadettir. Evet. Ve bunun içindir ki Arada dini ve tıbbi bir engel yoksa eşlerin ilişkiden kaçırtmaları haramdır. <laughs> Burada e, e, hanımefendi kardeşlerime bir baba, bir amca, e, bir hoca olarak ifade edeyim. Buyurun. Ailelerimizde çok büyük bir problem ailene dönüşüyor. Evet. Eğer bir hanımefendinin Adet aleyi yoksa, özel durumda değilse, bir de gerçekten ilişkiye e, giremeyecek derecede bedeni bir rahatsızlığı varsa, bu iki hal dışında kocasının arzularına icabet etmemesi bir zulümdür. <laughs> Çünkü zina yoluyla bir başka kadınla ilişkiye girilmesi asla onaylanmıyor ve onaylanmaması doğrudur. Evet. Eğer bir erkek eşini arzuluyorsa, eşte hiçbir dini ve sağlık problemi yok iken psikolojik olarak hazır değilim gerekçesiyle red ediyorsa bu bir zulümdür. Ancak eşin de kocanın da eşinin arzulu zamanlarını seçmesi, onurunu alabileceği anları gözetmesi diyaneten farz bir görevidir. O da ayrı bir konudur. Evet. Şimdi yeni bir anlayış çıktı. Ona modern anlayış, Çağdaş yaklaşımda diyorlar. Efendim, kadının onay vermediği zaman kocanın ısrarla arzu göstermesi aile içi bir tecavüz olarak nitelendiriliyor. Evet, o zamanlarda çok sık Bu, konuşuluyor. Bu yaklaşım yanlıştır. Evet. Bütün Müslüman kocaların kadınlarının durumlarını takip etmeleri dinen görevleridir ama e, kadınlar e, kendilerini azır hissetmiyorlar diye ısrarlı arzulara red cevabı vermeleri de hakları değildir. Evet. E, çünkü e, karşı tarafı Yanlış yanlışa, hataya e, sürüklemek olur bu. Bundan e, titizlikle kaçınmak lazım bu son derece ciddi bir sorundur. Ee, burada daha fazla açıklık getiremiyorum. Kitap okunduğu hı hı. ve dinlenildiği zaman gerekli olan bazı ilave bilgiler olacak. Sanıldığından çok daha fazla aile mutsuzlukları ve ayrılmaların nedenini oluşturmaktadır. Bu hı hı. üzerinde durduğumuz konu.